icablarına baktık. Artık serbestçe istediğimiz yere gidebiliriz. Neden geciktiniz? Polisle çatıştık. Paralar hazır mı? Hazır. İnşallah tamamdır. Evet. 40 bucks esrarlı sigara karşılığı 750.000 nakit. Güzel. Al şu paraları arkadaşlara dağıt. Sabah ilk uçakla New York'a uçuyorum. Patron bir minibüs malının benim tarafımdan çalındığını duyunca çok buldum. Biliyorsun, anlaşmamızda adamları da temizleyecektiniz. Hayır, yapmayayım. Sen ha, cellat Nihat! Evet! Demek bana numara yapılamayacağını daha öğrenemedin. Bu hem sana hem de bana karşı geleceklere bir ders olsun. Bırakın beni, yapın! Oğlum, bütün paralar sizin olsun. Öldürmeyin beni, öldürmeyin, acıyın bana! Çok geç artık! Senin işin burada bitecek! Hayır! Gangsterlerin sabaha kadar çarpıştıklarını yazıyor! Ver bakalım bir gazete! Hayırlı işler! Yazıyor, yazıyor! Ulan şu mahallede benim gibi çok okumuş biri olmasa... ...hani topunuz birden cahillikten eşekler gibi anılacaksınız be! Dur bakalım! Dün gece bir polis arabasını bombardıman eden korkunç çete... ...Galata tersane yolunda başka bir çete ile çatışarak birbirlerine girmişlerdir. Polis, üçüncü bir çetenin mevcudiyetinden şüphe etmiş olup, çalışmalara başlamıştır. Alınan son bilgiye göre henüz kimse yakalanmamış. Yakalayamazlar tabii! Böyle bir çeteyi ele geçirmek için ancak benim gibi... Sherlock Holmes olmak lazım. Tamam ya, tas tamam! Doğru söylüyorsun ama, geçen gün Selim Usta'nın tavuğu kayboldu, 7 gündür hala bulamadın ha! Hadi canım, hadi oradan be! Boş versene sen, ben tavuk çobanı mıyım be? Siz beni anlamıyorsunuz ama... ...geçen gün Türkiye'ye gelen New York James Bond'u bile... ...benim gelmiş geçmiş en büyük polis afiyesi olduğunu söylüyor. Çaybi! Devli olsun! Oğlum, o söylese söylese... ...senin iyi bir polis köpeği olduğunu söyler. Kavuşamış, ne oluyorsun sen be, ha? Olmaz Rüstem beyefendi! Sen adam olsan, biricik sevgilin Cevriye'ye sahip olursun! Öst be! Öst! O kadar uzun boylu değil! Ne almış Cevriye bakalım? Ne olacak? Git aşağıya, çeşme başına gör! Sevgilin 4 çapkınla kırıştırıyordu! Ne? Yedim seni Cevriye! Kız Cevriye, bu ampullerin hepsi senin mi? Benimkini soracağına, git de ananınkine bak oğlum! Seninki daha görbedir anam! Gel birlikte gezelim, hadi!
Allah be, dördünüzün arasında ne de kıyak olur bilir misin? Ye Mehmet ye! Terbiyesizler sizi! Rüstem bir duyarsa, hepinizin burnundan getirir sonra! Sende böyle güzellik varken, Rüstem'in başı beladan kurtulmaz, anladın mı? Dalını lan kelekler! Dalını lan ben geliyorum! Geç Rüstemciğim aslanım! Anam! Var mı ulan benim tavuğuma kış demek ha? Cavcavlar sizi var mı ulan şimdi? Kulağınızı bacağınızı keser böyle musakka yapıp yerim ulan! Bana Sherlock Rüstem derler ulan! Benim... Sherlock bir dakika oğlum! Ne olmuş bir dakika! Ulan ulan ister bırakın horrosumu ekimi ulan! Çekil ulan! Vurmayın lan! Dört kişi değil mi ha? Ulan teker teker gelin inekler! Ulan ah ulan bir kasık ya! Puf be! Erkek müsveddesi bunlar, bir de pantolon giymişler! Utanın ulan, bir kişiye dört kişi saldırıyorsunuz! Sana ne oluyor be hemşerim? Bas git işine! Basıp gitmek mi? Yakışır mı bu bana ya? Sonra ayıp olmaz mı hemşerim? Kendini kabadayı mı sanıyorsun sen? Lan bu mahallede biz adamı yeriz be! Aç karnına mı? Sonra ne yaparsınız? Bildiğin her şeyi yaparız! Şimdi ceryanlar kesildi işte, sigortam atacak! Sigortam atınca ne olur bilir misiniz siz? Ne olurmuş yani? Abim pas verdi bana! Sağdan! Soldan! Çanaktan, çömlekten! Yürü! Eski futbolculardan kaç kişi kaldı yükü? Yaşa Rüstemciğim! Horozum benim! Allah be! Benim biricik sevgilim! Cevriyem, arslanım be! Gel bizi kurtaran abiye teşekkürü kelam edelim! Doğru be, doğru! Yaşa be abicim, yaşa! Ellerin dert görmesin ha! Sana çok tebeşir ederim! Affedersin be! Teşekkür diyecektim de ağzımdan kaçtı böyle! Bana bak al voltanı! Sen ne anlarsın böyle kelamlardan aptal? Yürü. Ama Rüstemciğim, horozum! Canım! Bir daha seni çeşme başında görmeyeyim ha! Kimsin be abi? Burada ne işin var senin? Tornacı sayılırım, kereste oyar kalıba sokarım. Beni de kalıba sokar mısın abicim? Olur, olur ama sonu biraz karanlık gibi. Peki sen ne iş yaparsın? Kim, ben mi? Ben bu mahallenin Sherlock Holmes'iyim. Tebrikler evlat! Mahallemize hoş geldin, kavganı seyrettik. Yiğit delikanlısın evlat! Bu... Mahallemizin en yaşlısı Şişe Selim. Bu da Barbut Süleyman ama eyvallah. Barbut da hep ters o. Akşama meyhaneye bekleriz. Sağ ol. Sakın atlattığım deme ha evlatı. Kısmetse baba. Getirmek vazifesi sana ait Sherlock Holmes Rüstem. Hadi. Selim Usta'nın bir durgunluğu var galiba. Sen ona bakma abi. Kızı birden kayboldu. Bulamadılar mı? Sherlock Rüstem tahariyat yapıp bulamadıktan sonra başka onu kim bulabilir ki abicim? Bu mesele kafamı kurcalamaya bak. Kadın ve sigara işinin çok karlı olduğu meydanda. Orhan gibisi çıkmamalı, yoksa mal dışarı sevk edilemez. Orhan'ın aklı sıra malı teslim edip paralarla kaçacakmış. Bereket heriflerle telefonlaşırken ben paralelde dinledim. Sonra da malum, üstün zekanız sayesinde her şeye hakim oldum. Patron bu işe çok sevinecek. Sana da mükafatını fazlasıyla verecektir, merak etme. Susun!
Orhan'ın ihanet edeceğini biliyordum. Gece cezasını vermekle iyi yaptınız. Hemen Hayri Bey'in yazıhanesine gidin. Anlaşıldı mı? Peki efendim. Peki, emredersiniz efendim. Hiç merak etmeyin. Patron Orhan'ın böyle bir numara yapacağını biliyormuş. Geceki hadisi de duymuş. Yarın derhal Hayri Bey'in yazıhanesine gidilsin diyor. Yeni sevk edilen sigaranın parasını alacağız. Bu kızların da gitme zamanı geldi. Onu konuşacağız. Giden malların parasını almaya geldik Hayri Bey dostum. Hani bu parti benimdi? Parayı ben alacaktım. Biliyorsun, patronun emri bu. İstersen patrona parayı vermek istemediğini bildireyim. Dur, ama bugüne kadar olan bütün işlerde parayı hep o aldı. Ben bu artist acentesinin sahibiyim. Benim de hissem olması lazım. Sakın patron bu söylediklerini duymasın, çok kızar. Kızınca da ne yapar bilirsin. Peki, hiçbir itirazım yok. Yalnız patron bir şey duymasın. Şöyle, yola gel Hayri Bey dostum. Patronun sana bir emri daha var. Neymiş o? Hiç canım, mühim değil. Şu senin güzel yeğenin Necda'yı Beyrut'ta yapılacak güzellik müsabakasında hazır tutacaksın. Gidecek olan kızların yanında sekreter olarak o da bulunacak. Olmaz! Yeğenimi karıştırmayayım bu işe. Yapılan plan değişmez. Mallar da iki güne kadar hazır olacak. Bu gece Selim Usta'yı da bulacağız. Çift var diye çalışılacak. Malları bir gecede yetiştirmek imkansız. Delirmişsiniz siz. Aman ne ayıp. Patron sakın bu sözünü duymasın, çok güzel. Çünkü bu seferki sigaralar özel siparişle yapılıyor. Renkli palmal, içi esrar dolu olacak. Pekala, istediğin yapacağımı söyleyeyim. İkinci emrini bekliyorum. Şöyle. Patronun sözü ne oldu? Hani buranın tek sahibi ben olacaktım? Hani amcamın her şeyi benimdi? Hiç üzülme sevgilim. Patron işini bilir. Artık bu servetin sahibi sen ve ben olacağız. Çok acelecisin. Bırak beni. Alo, alo. Buyur amcacığım. Bu geceki baloya gitmeyeceğiz. Beni arayan olursa da eve gelmeyeceğim. Sen de hazırlan, iki güne kadar seninle Amerika'ya gidiyoruz. Ama amca nasıl olur? Ben balo için hazırlanmıştım. Amerika'da ne işimiz var? Fazla konuşma. Ne diyorsam onu yap. Yarın gece de pavyona uğrayıp geç vakit geleceğim. Her şeyi hazırla. Allah kahretsin böyle yaşamayı, görüyor musun? Hem bu gece baloya gidemiyorum, hem de apar topar Amerika'ya uçuyorum. Ne? Amerika mı? Bu da nereden çıktı? Patronun son emri güzellik müsabakası için Leyla ile Beyrut'a gitmendi. Hem sonra bizim yapacağımız reklamı düşün. Sigara meselesini de biliyorsun. Biliyorum tabii. Beyrut'a gitmek için patrona söz verdiğimi de biliyorum. Şimdi beni iyi dinle. Dün gece amcam odasında bazı kağıtları hazırlarken gördüm. Patron için bir takım şeyler yazıyordu. Yarın gece pavyonda buluşacağız onunla. Niyeti Amerika'ya kaçmak anlaşılan. Demek yarın gece pavyonda olacak. İyi akşamlar Şişe Selim. Gene mi siz? Ne istiyorsunuz benden? Patronun emri.
Yeni sevkiyat için sigaralar hazırlanacak. Seni istiyor. Başkasını bulun. Bu işleri yapmak istemiyorum artık. Karının ameliyat parasını alırken böyle konuşmuyordun. Vallahi beni yapamam, yapamam diyorum size. O zaman bir oyuna geldim, mesleğimi kötüye kullandım. Hadi. Bu belki fikrini değiştirir Selim Usta. Hayır, yapamam diyorum size. Korkuyorum. Bizi zora koşma. Getir şunun eşini. Cevriyem. Bir kere abicim. Yani. Getir dedim, hadi. Gel. Rakıyı da şişe şişe içiyorum. Mezeleri lup lup atıyorum. Şarabı rakıya katıyorum. Sonra da hapı yutuyorum. Cevriyem, senin için yanıyorum. Yanıyorum abi, yanıyorum. İnan yanıyorum. Lan bırak şimdi Cevriye'yi be! Beğenmedinse başka telden çalarız, musikiyat umumiye! Aman! O ne? Allah! Anacığım! Selim Usta değil mi bu? Selim Usta ya! Şişt, Selim Usta! Söyle be Selim Usta, konuş! Hadi bir gayret! Konuş Selim Usta, konuş! Ne olursun konuş be! Doktor çağırayım abi? Lüzumu yok, bundan sonrası polisin işi. Bak, elinden bir maymun çıktı. Bu maymun da nelik oluyor be abi? Ben anlıyorum. Çaktım! Altın maymun barına gideceksin değil mi? Ben de geliyorum. Bırak bu Sherlock Holmes numaralarını be! Ben yalnız gidiyorum. Ayırtmış mıydın? Hayır ama bar işimi görür. Ağza almayan giremez. Ağzan numarasıyla ıskarda mı olacağız yani? Ha, istersen kırmızı başlı altın maymunu gösterelim. Yar yok dedik bayım. Metin, sen burada hayret! Ne arıyorsun ha? Merhaba, bu ne kıyafet ya? Hepi, hepi, sopa da! İçeri girip papaz uçuralım dedik, bu çerçeveli amca bırakmadı yani. Gel, buyur! Metin bey benim misafirimdir. Tanıştırayım, Lolita Nancy! Metin bey benim askerim arkadaşım! Sigorta ilacı versene. Anlamadım. İmam suyu yok mu oğlum? Var, doldur. Bana cin, emredersin. Teşekkür edebilirim. Gönlünüz bilir. Nasıl arzu ederseniz. Yalnız alacağım olsun. O zaman başka bir akşam. Hoşça kalın. Aman be Metin'cim! Hiç değişmemişsin. Kemal'cim bilirsin bu yolları. Can çıkmayınca uy çıkmaz derler ya. Nerede bizim sigorta? Hazır abi. Ne hazır ulan nerede? Amma karanlık adamsın be. Kemal'cim zaten. Sevda bir tane. Kerestayı unutmaktan vakit bulup da böyle yerlere nasıl düştün sevgili arkadaşım, anlat bakalım. Biraz da baldırbacak seyredelim dedik. Merak etme, halimden pek şikayetçi değilim.
Öyle bebekler dükkanında bir şikayet olur mu insanın? Sen gidelim derdimler, yan yalnız yaşayalım. Neredesin, kimlesin diye kıskanıyorum. Kara, kara, kara gözler. Kulübün bebeği, şu oturan herif de onun dalgası. Aynı zamanda bu kulübün sahibi. Pek bebeğin dişine göre değil ama herif ağzının tadını biliyor. Aşk acısı kalbimi kor gibi yakacak mı? Gözyaşı durmadan hep böyle akacak. Başka biri soruyor mu? Pırıl 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 saçlar yine davranıyor mu? Yumuk yumuk güzel eller başka bir el tanıyor mu? Selamünaleyküm. Kimsiniz, ne arıyorsunuz? Adem Baba derler adıma. Her delikten çıkarım. Allah anamızı sormaya geldim. Böyle cinsi latif görünce sigortalarım atılır. Çok küstahsınız. Rahatsız ediyorsunuz beni. Lütfen çıkın. Yoksa... Yoo, attırmanıza lüzum yok. Bu kulübe yeni düştüm de, herkesle bir tanışalım dedik. Ayıp mı ettik yani? Delikanlı, al voltanı yaylan. Oo, bunlar da koruyucu melekleriniz galiba. Üzme tatlı canlı be vitrin güzeli. Ne demek istiyorsun? Ama bunlar benden önce çıkacaklar bu odadan. Gene görüşürüz Sayın Sevda Hanım. Hoş geldin. Hop dedik, nereye babalık? Sana ne kuru kalabalık? İçeri girecektim. Dur bakalım, sen bir asır geri kaldın hemşerim.
Hadi bas bakalım. Bu kıyafetle içeri girilmez. Anlamadım. Ne varmış kıyafetimde? Ha? Çıktın be, bas git buradan. İyi ya, gideriz. Biz de ne yapalım? Yukarıda çimayı atarız, tamam mı? Nereye atarsan at. Kullanır kasları bozuk seni. Oh ulan amamcı, kafanı kıracaktım ama hadi neyse, babana dua et. Nerede bizim Bibi Kemal? Var, telefon gitmedi. Daha gelmedi mi? Doğru, demir madde mübarek, bir çekeyim de bakayım. Bak, ha? Öldürmüşler be! Siz ha? Sigorta sattı buranın, voltamızı alalım. Ah namussuz, sah be! Kaçırdık herifi! Yürüyün! Ya cihat, Allah be! Helal, helal olsun abine! Alışverişten hoşlanmam. Evvelce pilottum. Hızlı uçuşlara bayılırım bebeğim. Fazla sürat insanın başını döndürür. Dikkat edin. Demek Beyrut'a gidiyorsunuz. Tabii ya. Güzellik kraliçesi seçildiğimi bilmiyor musunuz yoksa? Bilmez olur muyum? Yolculuk ne zaman? Yarın gidecektim ama kaldı. İki gün sonra falan. Hayri Bey'in yeğeni de yanında sekreter olarak gelecekmiş. Yapma ya! Peki, kimmiş bu yeğen? Necla! Etiler'de oturuyor, Hayri Bey'in evinde. Hadi bana eyvallah yavrum! Nereye, daha yeni başlamıştık? Kusura bakma bebeğim, cin çarptı cin! Bir gün o Havva ile Adem'in meyve bahçesinde ufak bir gezinti yapacağız. Beklerim. Meyvelere iyi bak yavrum. Hakikaten cin çarptı. Ne o yahu, maskeli balığa mı gidiyoruz? Kıpırdama, bizimle geleceksin. Galiba emniyettensiniz. Evet, ben de müdürüm. Oo, tebrik ederim. Çok konuştun aslanım. İçki içmeye geldinizse müsaade edin de ikram edin. Sus, alın kızı!
İstediğim gibi güçlü kuvvetlisin hayatım benim. Sigorta meselesi. Bir attımı dayanamıyorum ya. Hem sonra fazla yeşillenme bana. Benden sana baba nasihati, kavgadan sonra sapa gelir bu yollar. Ne zaman geleceksin bahçeme, hani söz verdin? Hoppa! Baba sigortaya yazdım onu. İlk fırsatta dalacağım bahçene ayva ısırmıyor. Hayrola be abi? Aman korkma yavrum benim! Ne o pişmiş yaşa su kattılar galiba! Ama Sherlock Rustam yetişti de kurtardı seni! İyi ki yetiştim be tencere! Ne zannettin be abicim? Ufak tefek gördün de beni karamürsel sepeti mi sandın he? Ulan bu ne kılık böyle, sirkten mi kaçtın be? Ayıp ettin be abicim! Bana boşuna Sherlock Rustam dememişler, iş üzerindeyiz. Tepkili kıyafet dolaşıyor. Ulan dümbelek, Sherlock Holmes bu kıyafetini görse mezarından fırlar, aya yaya giderdi be yaya. Vay canına be, gördün mü abicim, az daha cavlağa çekiyorduk ha. Şimdi ne yapacağız? Önce seni şerif yaptım. Ama yıldızını yarınki imtihandan sonra takacağım. İmtihan yeri nerede abicim? Bebek'te, Villa Hanzade'de. Merasimde bütün ringoları isterim. Yok. Sakın tencerelik edeyim deme, yoksa şerif yapmam seni ha! Ayıp ettin abi, hiç numara yapar mıyım? Sonra tencerenin dibi çıkar! Hoş! Efendi abla, şey işte, şey be, anla işte! Burası Necla Boran'ın evi değil mi? Evet! Fabrikadan tamirat için geliyoruz! Aa, buyurun bu tarafta! Teşekkür ederiz! İyi parça, bu senlik! Benlik ne demek, ağzıma layık yemeklik! Dolap mutfakta efendim! Şey, mutfak dolapta mı? Yani tel dolap mı, gardırop mu, dönme dolap mı? Buzdolabı, tencere! Ama biz ipragaz için gelmiştik! Ha, o da bozuk! Ha. Dolap da bozuk, hangisine bakarsanız! Hadi bakalım, sen ipragaza, ben dolaba! Dolap ne tarafta? Bu tarafta, buyurun! Kim geldi kızım? Tamirat için gelmişler efendim! Merhaba, biz tamirciyiz! Merhaba! Pikaptan anlar mısınız? Oh, tabii anlarız. Ayrıca her türlü tamiratı da yaparız. Gelin benimle. Ne kadarsın? Nice bitirin. Ayar vidaları fazla sıkışmış. Arada sırada bunları yağlamak isterler. Ah.
götürmeye geldik. Götürmeye mi, niçin? Patronun emri. O herifle konuştuğun için çok kızdı. Beyrut'a gidene kadar başka yerde kalacaksın. Yabancıların işine karışmasından hoşlanmaz. Nereye götüreceksiniz? Gidinceye kadar kimsenin bilmediği bir yerde istirahat edeceksin. Patron beklemeyi sevmez, bilirsin. Götürün! Bu evde Ayrı Baran'ın yeğeninden başka kimse yok mu? Yo, bir o, bir de ben. Demek yok. Çaktım! Sevgilim Cevriye görmeden senden iş alayım bari. Dur bunu başa! Seni sözleşmeli seni! Yapma! Gel bir izin! Yapma! Hayır, süpürgeyi sevmem! Yapma! Bir tarafıma! Şey yapardım süpürgeyi! Dur, bir geri kapıdan geçeyim be! Oppa! Atakta o yedekte kurban etsin! Yapma ama! Niçin bu kadar zalimsin? Yapma bana kadın! Vurma! Yapma! Ayağın altını öpeyim! Yapma! En sevdiğinin üstünü gör, yapma bana! Gel biraz oynamayalım, hadi! Dön baba, dönelim! Hacılara gidelim! Dön baba, dönelim! Yapma, hacılara gidelim! Hacılarda, ay, karşılaştık! At kapını öpüşüyorum! Gördün mü bak! Bak! Dedi ki, sen de! Yaşamayayım ben! Dinle! Sevdiklerinin üstünü gör! Kur'an mı satacaksın ki? En ufak bir şeyim yok! Ya aman sen! Bak, 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 dur, ben şimdi tam bir siper yapayım, tam siper! Yahu merhamet duyguların dumura uğramış senin! Niçin böyle yapıyorsun, her tarafımı çürük içinde bıraktım, vurma! Hamama da gidemeyeceğim senin yüzünden! Nasıl milletin kafasını çıkarım, beni hacimleştirme, canavarı attırma! Dostum canavarıyım ben şimdi, seni öptüm! Evet, öptüm zalim kapı! Seni buralarda bir daha görürsem gebertirim, anlıyor musun? Herkesin alçak! Hale bak be! Ulan düşman başına böyle kadın be! Görmedi beni araba abi! Bas git be! Yani affedersiniz! Oğuzum! Çabuk! Kanına mı susadın? Çaktım! Karışık bir numara var, derhal gidip abime haber vereyim! Tamam! Abi! Abi, gel gel. Ne haber tencere? Senin iş gıcır ama Leyla yengeninki boktan. Ne oldu? Herifler arabayla götürüyorlar. Ne? Allah belamı versin. Sahi mi? Musaf çapsın ki arabanın içine gördüm. Hadi yürü öyleyse, kokusunu aldım abiciğim bu taraftan, yürü! Hadi bakalım tencere göreyim seni, ben bu taraftan, sen o taraftan. Yalnız dikkat et de tencereyi heriflere teslim etme. Deli misin be abicim? Gör bak bakalım kaç kişiyi birden araklayacağım. Bana Sherlock Holmes derler. Oldu, hadi gazla bakalım. Tamam. Aman. Önce nasıl çakıp da uyanamadım. Leyla yengemizi de toz ettiler. Ulan Sherlock Rustem, yakışır mı ulan senin şanına? Nasıl es geçtim be? Peki şimdi ne yapacağız abi? Şarkıcı Sevda'yı bulacağım. Sıra ona gelmeden konuşmalıyım. Kıpırdamayın! Destursuz bağa gireni sopayla kovarlar. Sonunuz geldi! Bir daha yiyemeyeceğin aşa tuzlatma. Bir altın maymun daha bulduk abicim. Altın maymun pavyonunun anahtarı olacak. Anlaşıldı, bu işin sırrını Sevda çözer. Gidelim mi? Gidelim abicim.
buraya niye geldin? Sana hafiften bir merhaba demeye geldim. Sigortamı attırma, sonra birlikte infilak ederiz ha. Biliyorsunuz, Hayri Bey'e de merhaba demiştiniz. Ona merhaba demeye pek fırsat kalmamıştı. Demek ki merhaba bile demeden temizledin herifi. Yanlış düşünüyorsun. Onu ben öldürmedim. Öldürmemişmiş. Tabii telefon kabinesindeki Hipi Kemal'i de sen öldürmedin. Daha önce de salonda konuşmuşsunuz ama... seni telefon kabinesinin yanında görenler olmuş. Allah Allah! Tövbe de be kızım, tövbe de! Çarpılırsın sonra. Peki öyleyse kim öldürdü? Bunu ben de merak ediyorum. Biraz evvel de Leyla'yı öldürdüler. Demek Leyla da öldü ha? Sen buraya niçin geldin? Ne istiyorsun benden? Hiç veya çok şey. Belki bütün bunlar sizin o güzel başınızın altından çıkıyor. Siz deli misiniz? Müsaade ederseniz birazcık deliyim. Bana yardım etmeyecek misin bebeğim? Defolun evimden. Siz deli değil, zır zır delisiniz. Aman naip! Böyle şeyler size hiç yakışmıyor. Şöyle, sadede gelelim. Kulüpte öldürülen Hipi Kemal'le Hayri Bey'in bir ilişkisi var mıydı? Söyle bakalım. Ne bileyim ben? Biri patron, biri de müşteriydi. Hipi Kemal her gece Hayri Bey'in döneceği saatte gelir... Hayri Bey gittikten biraz sonra da giderdi. Benden başka ne öğrenmek istiyorsunuz? Söyleyin ve hemen evimi terk edin. Aksine... sizin bir şey öğrenmenizi istiyorum. Neymiş o, söyleyin. Benim söylememle olmaz. Kalbimi dinleyin bay. Kim acaba dersin? Hemen gitmelisin. Ha? Ben... hemen mi gitmeliyim? Bak, bu sefer ana sigortayı da, baba sigortayı da attıracaksın ha! Gel, gel bakalım... hop, topunuz gelin, buz gelirsiniz be! Amma da yakışıklıymışım, bütün kız arabayı yakar bana! Ulan rahat yok ki be! Hevesimiz her an kursağımızda kalıyor! Hadi gel, hemen buradan gitmen lazım. Hadi sen buradan hemen kaç! Yarın Tarabya Oteli'nin salonunda buluşuruz. Durma çabuk! Kim bu salatalık? Bilmiyorum. Doğru söyle! Vallahi bilmiyorum, çabuk ol hadi! Bir dakika, geliyorum! Niye geç kaldın kapıyı açmakta? Giyiniyordum.
İşi bıraktığını söylediler. Sebep ne? Bilmiyorum. Moralim çok bozuk. Bir müddet dinlenmek istedim. İstersen sana neler verebilirim biliyorsun. Beni rahat bırak yeter. Necla'ya verdiklerim malum. Kendini onunla bir tutma. Onun yüzünü bile görmüyorum. Ama Yeşilköy'de köşkte. Bana kalsa... ondan bir an önce kurtulmak için can atıyorum. Gözümde sadece sen varsın. Leyla'ya da aynı şeyleri söyledim. Netice ne oldu? Mezar. Sen nereden biliyorsun Leyla'nın öldüğünü? Bilmeyen mi var? Kızın cesedini şehrin dışında bulmuşlar. Bırak şimdi bunları. Necla yakında Beyrut'a gidiyor. Zavallı kız. Ne işe alet olacağını tabii ki bilmiyor. Böyle şeyler söyleme. Bu bir tehdit mi? Biliyorsun. Senden hoşlanıyorum. Sana zarar gelmesini istemem. Ama patron böyle konuştuğunu duyarsa hiçbir şeyden çekinmez. Allah affeder, o affetmez. Doğru. Onun yalnız lafı geçtiğinde bile titriyorsunuz. Aramızda onu tanıyan kimse yok. Bütün emirlerini telefonla veriyor. Sesi bile çok korkutucu. Boğuk, kısık ve gırtlaktan gelen bir ses. Ama her şeyi biliyor. Her an gözleri üzerimde sanki. Benden haber almadan dışarı çıkmak yok. Bundan sonra da gazinoda çalışmaya devam edeceksin. Hazır mı? Hayır, daha uğraşıyorlar. Patron da acele ediyor. Elinizi çabuk tutmanızı söyledi. Haklısın ama Selim Usta gibi eli çabuk kimse yok. Onun için mal gecikiyor. Sağ olsaydı daha mı iyi olurdu? Mallar Leyla ile Beyrut'a gidecekti. Ama o ölünce iş tek başına Necla'ya kaldı. Şef, patron seni istiyor. Alo patron, saklayacağımız yeri biliyoruz. Kimseyle görüşmeyecek. Metin'e de dikkat edeceğiz. Emredersiniz. Senin yanında o kadar mutluyum ki. Her şeyi unutuyorum.
Unutmak istediğin bir şey mi var yoksa? Yok. Biliyorsun pavyondan ayrıldım. Sana korku veren bir düşüncenin karanlığı var üzerinde. Herhalde çevrende dönen işleri farkındasın. Ne gibi? Mesela Leyla'nın ölümü, Hayri Bey'in ölümü ve aynı gece Hippie Kemal'in öldürülmesi gibi. Hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Sana bir şey soracağım. Doğru söyleyeceksin. Nedir? Selim Usta neyin oluyordu senin? Dedem. Bunu daha önce söylemeliydim sana. Niye söylemediğini anlıyorum. Çünkü deden gibi sen de görünmeyen patronun emrindesin. Yalvarırım böyle konuşma Metin. Evden kaçmamın sebebi başkaydı. Annem öldükten sonra yapayalnız kaldım. Çalışma mecburiyeti olunca Hayri Bey'in bürosuna geldim. Zamanla da şarkıcı oldu. Gazetelerde dedemin öldüğünü okuyunca onların yanında kalıp dedemin intikamını almak istedim. Nasılsa benim onun torunu olduğumu hiçbiri bilmiyordu. Sonra seni tanıyınca her şeyi unuttum. Kolayca unutmaya alışıksın. Beni de unutabilirsin. Bana inan Metin. Söylediklerimin hiçbirine inanmasan bile bana inan. Seni sevdiğime inan. İnanıyorum fakat sanmıyorum. Gel seni evine götüreyim. Tamam, takip edelim şerifi. Atla. Gidiyoruz. Nereye? Ha? Patronun emri. İkinci bir emre kadar seni muhafaza edeceğim. Ya gelmezse? Geleceksin. Kolay gelsin ahbap. Patronun emri, bizimle geleceksin. Hı-hı. Yine buluştuk ha. Nereye gideceğiz? Sana ne? Ya beni yanlış anladınız. Ben masörüm, masör. Çok konuşma, ellerini kaldır. Arayın üzerini. Pasaja mı? Hayır, pasaja. Yürüyün. Ha, kafaları çekeceğiz ha. Ya ben kafayı çekince benim sigortam atar be. Cehennemdeki odun arkadaşlara selamlar. Yumruklarını öbür dünyada kıyma olarak kullanırsın ahbap. Hadi bakalım, doğrayalım şunu. Makinayı çalıştır.
İntikamımızı alacağız senden! Bize vurduğun yumrukları şimdi sallasana ha! Fazla konuşma düdük makarnası, ağzın yalaklaşır! Ben buradan nasıl olsa kefeni yırtarım! Ama sen o zaman halin düşün! Sana Maxi'den bir kefenli yollarım! Gevezeliği bırakıp Allah'a dua etsen daha iyi olur senin için! Ulan salatalık, senden ne sığır çobanı olur ne de haydut be! Fazla konuştuk! Bitirelim şunun işini, hadi! Aman boyunu şaşırmayın, kendinize göre doğrayın beni! Davranmayın! Eller yukarı papaz efendiler! Alarga durun bakayım şöyle abimin yanından! Çekil lan! Çık lan vücudunu! Analar öyle abiyi doğurmuş mu lan bugüne kadar ha? Çekil! Çekil! Maymun suratlı herifler! Ver ulan ha! Ah vicdansız köpekler! Hey, şimdi sıra bizde öyle! Hananızı ağlatacağım be! Tabii! Sizi cam güzelleri sizi! Şimdi yavrulara bak be! Daha abicimin ellerini çözmedim, dur bakalım! Ulan tencere terfi ettin! Kazan yaptım seni! Ha, teveccüh fışkırttın! Sağ ol! Pişmiş kelle, ne sırıtıyordunuz öyle? Uy bak! Uy başım! Çabuk söyle neyse nerede? Bilmiyorum. Söyle diyorum sana. Metlerde, yangın kulesinde. Şapka! Şapka değil o tencere, hala oraya demedin mi? Sigorta muhafazası ya! Hadi bakalım kuleye gidiyoruz, alalım voltamızı, yürü! Hadi! Niye gülüyorsun Nihat, korkutuyorsun beni! Neden getirdin beni buraya? Uzun zamandan beri düşündüğüm bir şey yapmak için! Neymiş o? Sen daha iyi anlarsın! O adamı evine almamalıydın! Niye almayacaktım? Seninle kattım değil mi demin? Mapushane kulesine benziyor burası abi! İçine düşünce anlarız! Sen geride kal, kendini de Sherlock Holmes zannetme! Sen hiç merak etme, ben sulada kalır erkeğe bakarım! Hadi şansın acık olsun! Yürü, yürü.
bilerek almadım ki, tamirci diye geldiler. Sus köpek! Kadınların en zayıf anı sevişme anıdır. Kim bilir neler anlattın ona. Kadınlardan, esrarlı sigaralardan bahsettin mi? Aman ne ayıp! Böyle güzel bayanlar da ölür mü hiç? Ancak sevilir sayın centilmen. Buraya geldiğine pişman olacaksın. Zurna da peşrav olmaz, ne çıkarsa bahtına. Bakıyorum kendine çok güveniyorsun delikanlı. İnsanoğlu kendine çok güvenmemeli. Eğer canını seviyorsan her işe burnunu sokmamanı tavsiye ederim. Bu burnu boşuna mı büyüttük be ya? Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Bir kere sigortam atmasın. Elimden uçan sinek bile kurtulmaz. Yürü Necda! Nereye gitmiş olabilirler? Burada da kimse yok. Kim demiş abicim, ben varım ya! Sen daha gitmedin mi? Sizi yalnız bırakır mıyım be? Hey, Rus'tan kokteyli var! Demek ki, patlar korkutur ama öldürmez!
Patlat Rüstem beyinlerine! Ulan sende ne koftiden numaralar varmış be! Dokuna mı mahallede Sherlock demişler bize? Çelik çamakta bir taneydim Rabben Hak için. Münasip durumda anlatacağım sana bunu. Necla! Necla, bizim için kendini feda ettin. Bildiğin bir şey var mı? Bildiğim tek şey, fabrikanın sahibi pembe köşkte oturan Haluk Bey. Patron kim? Necla! Öldü. Şimdi ne yapacağız abi? Tek şansımız kaldı. Eğer oradan da boş dönersek başka çare arayacağız. Hadi gidelim. Amcacığım. Haluk Bey'le görüşmek istiyorum. Kendileri evdeler mi acaba? Niçin görüşmek istiyorsun? Fabrikanın sigorta meselesi için. Buyurun. Teşekkür ederim. Amca, bu bey sizinle görüşmek istiyor. Buyursunlar. Rahatsız ettiğim için özür dilerim beyefendi. Çalıştığım sigorta şirketi, sizin çamaşır tozu fabrikanızla ilgili bir soruşturma açtı. Fabrikam hakkında mı, fakat benim sigorta aidatlarım ödenmiş durumda. Biliyorum efendim. Yıllık bilanço çıkıyor. Onun için bütün üyelerden soruşturma yapıyoruz. Onu müdür beyle görüşseniz daha iyi olacak. Veya ben kendisiyle bugün görüşeyim, size telefon eder, yarın bu konuda malumat verebilirim. Ne? Peki beyefendi. Yarın rahatsız ederim sizi. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. Allah'a ısmarladık hanımefendi. Ne oldu? Ne oldu abicim? Bir şeyler öğrendik. Yarın sırrın yarısı çözülecek galiba. Cin gibi, şüphelendi. Muhakkak pavyona gelecek. Ama onun bilmediği iki şey var. Birincisi, benim cellat Nihal'ın ikiz kardeşi olduğum... İkincisi de senin bu güzel vücudunda ölüm sütyeni taşıdığın. Merak etme sevgilim. Yatağım onun mezarı olacak. Fıtık etmedi, anlat şunları be abicim be! Kambur Haluk Bey'in yanındaki kızı gözüm pek tutmadı. Aralarında bir sır var galiba. Ama elbette öğreneceğiz. Sabreden derviş, sıkıntıdan gebermiş. burada ne arıyormuş o kaltak? Adama amca diye hitap ediyordu. Şimdi seninle vazife taksimi yapacağız. Sen Sevda'nın kapısından ayrılmayacaksın. O nereye giderse sen de oraya. Ben de altın maymuna damlayacağım. Son durak orası, anlaştık mı? Thank you.
Merhaba. Merhaba. Sizi burada görmek şaşırttı beni. Amcamdan gizli çalışıyorum. Çok muhafazakardır. Duyarsa beni hiç affetmez. Sahi, amcam bu gece sizin sigorta meseleniz için fabrikaya gitti. Beni eve götürür müsün? Memnuniyetle, işim bu benim. Nesrin bu işi bitirir artık. Bu davranışım belki sizi şaşırtmıştır. Yok, alışırım. Kolay kolay şaşırmam. Ben kendisine söyledim ama dinletemedim. Oldu mu şimdi Mosnur? Gene iş başa düştü. Yürü bakalım Sherlock Rustem, yürü! Aman kenardan, yandan, asfalttan yürü! Amcamın yanında konuşamadım. Bu akşam amca satışa geldi galiba. Şimdi rahat rahat konuşabilirsin güzelim. Gene mi zil be? Tam sırasıydı yani. Ay Allah kahretsin. Alo? Rahat nefes almak evet, yok be. Evet benim. Hevesimiz kursağımıza kalacak. Yo şimdi. Yarın sabah tekrar görüşürüz amcacığım. Kısa kes de sigortalarım atmasın. Yoksa bozulurum ha. Kısa kestim canım. Amcamdı. Amcan mı? Şu dünyanın haline bak. Herkes bana yutturmaya çalışıyor. Ben hapçım... Kallettik ha! Vay bebek vay! Söyle reis kim? Sen de şefedeksin ha! Söyle! Bilmiyorum! Bilmiyorum! Söyle reis kim? Söyle neredeler şimdi? Söyle! Herkes şu anda fabrikada toplanıyor. Bir yerden 2 milyon gelecek. Onu almak için reis de orada... Söyle olacak. Şef kim? İsmini bilmiyorum. Konuş! Bilmiyorum. Beni buraya niye getirdin? Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Bu gece çok büyük parti mal sattım. İşte parası 2 milyon. Dilediğimiz yerde istediğimiz gibi yaşarız. Boşuna hayal kuruyorsun. Seninle bir yere gidecek değilim. Hem senin de buradan kaçacağını pek sanmıyorum. O Metin denilen herife güveniyorsan vazgeç. Patron onun için kulüpte bu gece güzel bir tuzak hazırladı. Nesrin çoktan onun işini görmüştür bile. Haluk denen Kambur'un yeğeni Nesrin mi? Evet. Kambur'un evi ona tabut olmuştur bile. Thank you.
Rusya'yı ayarladım ben. Kimse bize mani olamayacak. Şimdi Türkiye'yi terk etmemizin tam zamanı. Şansına çok güveniyorsun. Bir gün kaybedeceğini hiç düşünmedin mi? Ben hayatta hiç kaybetmedim ki. Gelin, aşağı gidiyoruz. Çantadaki paraları ceplerinize doldurun. Vaktimiz yok. Yarım saate kadar Yeşilköy'de olmamız lazım. Hadi yürüyün. Yakarım, bacımı verin bana. Kimse dokunamaz ona, anladın mı? O bana emanettir. Verin onu bana. Sen de kim oluyorsun? Nereden çıktın be palyaço? Bana Sherlock Rüstem derler. Kıpırdayan öbür dünyayı ziyarete gider. Yollayın lan bana emanet edilen bacımı bu tarafa. Hadi. Bana yapılan hataların hiçbirini affetmem. Hele seni hiçbir zaman Rüstem! Abi be! Bacımı kurtardık değil mi abi? Evet Rüstemciğim. Abicim, benim gibi Sherlock Holmes Rüstem yok değil mi abi? Yok. Benim gibi çelik çomak oynayan Sherlock Holmes Rüstem yok değil mi abicim? Senin intikamını almadan yaşamak haram olsun Mark. Sen git polise haber ver. Nihat'a dikkat et. Bastırmış silah halinde. Sana bir şey olsun istemiyorum. Beni artık hiçbir kuvvet durduramaz. Tabancanla intikamını alacağım Rüstem. Dağılın çocuklar! Tuzağı düşürelim! Thank you.
Zavallı Rüstem'e kıydınız ama ben hepinizin canını cehenneme yollayacağım. Şimdi sıra sende. Ya ya ya, o numarayı bana yutturamazsın. Vur, kımıldama. Merhaba Metin Bey, şimdi gerçeği açıklayacağım size. Ama bunu başkasına anlatmak fırsatını bulamayacaksın. Teşekkür ederim abi, tam zamanında yetiştin. Kendine çok güveniyorsun ama görüyorsun bu işin sonuna geldik. Bizim ikiz kardeş olduğumuz tabii aklına gelmemiş. İntikam sırası bizde. Siz iki deli kafa kafaya verseniz gene de bir adam etmezsiniz. Ben sana demedim mi Nihat? Benden habersiz hiçbir işe karışma diye. Bereket versin ki karşımızdaki beceriksiz. Sen bizi mahallemi çocuğunu sandın be. Askerlik arkadaşın Hippi Kemal'i de öldü sanıyorsun değil mi? Ama nereden bileceksin ki Hippi Kemal hayattadır, üstelik çetenin de reisidir. Şimdi karşında iki kişi var ve sonun geldi. Orasını Allah... Etti. Bir gün dışarıya çıktığım zaman bunun hesabını soracağım senden. Sen polislere şükret. Yoksa Rüstem'in ağını bırakmazdım sende. Götürün! Metin çok korktu. Nihayet her şey sona erdi. Bravo Metin. Büyük bir çeteyi yok ettin. Aslında görünmeyen şef Hippi Kemal'di. Kambur Haluk'la Hippi Kemal aynı adamlardır. İkiz kardeşi Nihat da bütün işleri idare ediyordu. Her şeye rağmen büyük bir çeteydi. Artık bu mesele de böylece kapanmış oldu. Kapanmıyor Metin, yeni bir iş var. Anlamadım. İstirahat etmeden mi? 15 günlük balayından sonra beni ara.